Merhabalar. Rezervasyon yönetimi nedir? İlk tanımlamalarını nasıl gerçekleştirebiliriz? Rezervasyon yönetimi, firmaların müşterilerine sağladığı özel hizmetlerin randevulu bir şekilde müşterilere sunulmasını sağlayan bir yönetim sistemidir. Bu yönetim sistemi aynı zamanda otel yönetimi içerisinde de benzer bir ekran ile mevcuttur. Rezervasyon yönetimi için ilk olarak lisans işlemleri yapıldıktan sonra kullanıcılara yetki verilir. Bu yetkiler sonrasında menü sayfasında oluşacak olan rezervasyon modülü karşımıza gelecektir. Rezervasyon modülüne geldiğimizde 2 adet ekran karşımıza gelmektedir. Burada yapacağımız ilk işlem rezervasyon çeşitlerini tanımlamak olacaktır. Daha sonrasında ilgili rezervasyon çeşitlerine bağlı olarak rezervasyon fişleri oluşturulur. Rezervasyon çeşitleri ekranımızı çalıştırdığımızda karşımıza daha öncesinde tanımlamış olduğumuz bir rezervasyon çeşidi gelmiş bulunmaktadır. Burada yeni bir rezervasyon çeşidi tanımlamak için F4 eklederiz. Karşımıza gelen ekranda firma alanımız default olarak gelmektedir. Hangi firma için rezervasyon çeşitleri oluşturmak istiyorsak ilgili firmadan giriş sağlamamız gerekir. Daha sonrasında hizmet rezervasyon çeşidi altından oluşturacağımız çeşide ait bir kod ve işletmemizde kullanacağımız rezervasyon yönetimi ile ilgili bir açıklama belirtmemiz gerekmektedir. Örneğin, bir kuaför işleten bir işletme olduğumuzu düşündüğümüzde açıklama alanımıza kuaför hizmeti şeklinde bir açıklama belirtiriz. Bu kuaför hizmetimizin çalışma şeklinin günlük mü, saatlik mi olarak hangi türde işleyeceğini bu alandan belirtmemiz gerekir. Yapacağımız hizmet saatlik olduğundan dolayı ilgili tür alanını saatlik olarak seçeriz. Gösterim alanına baktığımızda ise bir sonraki videomuzda göreceğiniz rezervasyon tablosu ekranında planlamanın kaçar dakika aralıkla gösterilmesi isteniliyor ise ilgili değeri buradan gireriz. Örneğin, kuaförümüzde bulunan her bir hizmetin 20'şer dakikada ilgili bir planlamayı gerçekleştireceğimden dolayı 20 dakika olarak girerim. Daha sonrasında ön tanımlı süre kısmına baktığımda ise alınacak olan rezervasyonun başlangıç ve bitişini belirlemektedir. Buraya da 20 dakika olarak ilgili değerimi girdiğimde rezervasyon tablosu içerisinde her bir çalışmamın 20'şer dakika ile gösterildiğini göreceğim. Servis form tipine baktığımda ise rezervasyon çeşidi aynı zamanda servis formları ile entegre olarak çalışmaktadır. Burada seçeceğimiz servis formu ile oluşturacağımız rezervasyon fişleri ile servis yönetimi kısmında hizmetlerimizin rezervasyon işlemlerini de bu şekilde gerçekleştirebilmekteyiz. Durum kısmına geldiğimizde yapacağımız ilk tanımlamalar her zaman aktif durumda olacaktır. Yapılan işlemler sonrasında bir hizmeti tamamen silmek yerine buradan pasif durumuna getirerek rezervasyon çeşidimizi kapatabiliriz. Bu rezervasyon çeşidimiz hangi mağazamız, hangi şubemiz, hangi bölümümüzde çalışacak ise firma kartında yapacağımız tanımlama ile ilgili şube değerini seçeriz. Daha sonrasında yetki kodu ile rezervasyon çeşitlerimizi de kullanıcılar bazında sınırlandırabilmekteyiz. Alt kalemlere geldiğimizde ise burada oda, masa, bölüm, hizmet yerleri gibi tanımlamalarımızı gerçekleştireceğimiz alanlar karşımıza gelecektir. Kuaför hizmeti sunacağımız kuaför bölümümüzde kaç adet masa olarak hizmet sunacaksak ilgili masa tanımlamalarımızı gerçekleştiririz. Örneğin, kuaför masası 1 şeklinde bir tanım belirttim. Bir alt satıra da 2 adet masamın olduğunu düşünelim. Kuaför masası 2 değerini belirttim. Bu kuaför masasına maksimum 20'şer dakika içerisinde kaç kişi alacaksam ilgili kişi sayısını belirtirim. Her bir masama bir kişi alacağımı düşünelim. Aynı zamanda burada satırlarımızı manuel arttırabileceğimiz gibi F4
komutu içerisinde çoğaltma yöntemi de bulunmaktadır. Örneğin, yapacağımız kuaför masasının 5 adet daha çoğaltılmasını istiyorsak, ilgili 5 değerimizi girip tamam dediğimizde sayımızın 5 adet daha artmış olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde bu çoğaltma işlemini ilk satırdaki değerlerimizi tamamladıktan sonra çoğaltmamız durumunda her bir değerimiz de yukarıdaki verilere göre çoğaltmasını sağlayacaktır. Maksimum kişi sayısını belirttikten sonra maksimum kişiyi aşması durumunda işlemlerimizi uyarı verdirip veya işlemi durdurabileceğimizi görüyoruz. Maksimum kişilerimizi aşarsa işlemi durdur, diğer masamızda uyarı ver şeklinde bir tanımlama yapalım. Her iki durumu da incelemiş olalım. Pazartesi, salı, çarşamba şeklinde devam eden haftanın 7 günü karşımıza gelecektir. Kuaförümüz bu 7 gün içerisinde aktif olarak çalışıyor ise açık, eğer kapalı durumdaysa, örneğin salı günü kuaförümüz hizmet vermiyor ise salı durumunu kapalı durumuna getirerek Ctrl Y tuşu ile de tüm satırlarımıza aynı verinin gelmesini sağlayıp devam ettiğimizde haftanın diğer günlerinde de sabah 7 ile akşam 7 arasında çalışmış olduğumuzu görüyoruz. Örneğin burada masa 1 için pazartesi başlangıç saatimizin 12.37 arası olduğunu, Masa 2 için ise pazartesi çalışma saatimizin sabah 7, akşam 12.30 olduğu şeklinde de masalarımız arasında saat farklılıkları oluşturabiliriz. Bu saat aralıkları sistem parametrelerindeki tanımlamalar sayesinde gelmektedir. Bu parametreleri nasıl belirleyeceğimize bakacak olursak, yeni bir sekme açıp klavyemizden F10 veya Dialogos'u üzerine tıklayarak arama alanına yazacağımız sistem ile sistem parametreleri ekranımızı çalıştırırız. Ve burada rezervasyon modülü içerisinde bulunan sistem parametreleri karşımıza gelecektir. Yapacağımız tanımlama rezervasyon kartı olduğundan dolayı ilgili alana tıkladığımızda karşımıza gün, başlangıç ve bitiş saat aralıkları gelmektedir. Burada vereceğimiz yeni değer ile yeni bir saatlendirme sistemini oluşturabilmekteyiz. Ve bu şekilde kaydet dediğimizde oluşturacağımız yeni rezervasyon kartlarımız artık ilgili saat aralıklarında oluşacaktır. Rezervasyon çeşidine tekrardan geldiğimizde bu şekildeki rezervasyon kartlarımızı F2 kaydet diyerek oluşturup ilgili rezervasyon çeşitlerimizi oluşturmuş bulunmaktayız. Daha sonrasında yapacağımız diğer işlemimiz rezervasyon fişleri oluşturmak olacaktır.